arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının ilk temsilcilerinden Roberto Rossellini'nin Açık Şehir Roma isimli filmini tenkit edeceğiz. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız geçen haftadan beri? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle Roberto Rossellini hakkında biraz bilgi verelim. Rossellini'nin babası Roma'ya ilk sinema getiren kişi imiş. Dolayısıyla çok küçük yaştan beri filmlerle haşır neşir olmuş Roberto Rossellini. Acaba beyaz telefon akımına mı giriyor onun babası da? Ya Hollywood'dan etkilenen ve bir de dönemin yönetimi tarafından desteklenen, biraz faşizan eğilimler olan, halkın gerçekleriyle ilgilenmeyen filmler, eğlenceye yönelik filmler çekilmiş. Hı hı. Ki zaten bu bir tepki, bir yani farklı. Yani halkı uyutucu. Evet. Değil mi? Hı-hı. Oyalayıcı filmler. Oyalayıcı filmler, doğru. Roberto Rossellini döneminde çok yanlış anlaşılmış. Çünkü hangi akım güçlüyse, mesela Nazilerin ya da faşizmin güçlü olduğu zaman onlara yönelik belgeseller yapmış. Daha sonra Hristiyan demokratların ve komünist rejiminin güçlü olduğu zaman da onlara dair filmler yapmış. O yüzden çok eleştirilmiş döneminde. Lakin Rossellini bunun tamamen gerçek dışı olduğunu söylüyor. Çünkü asıl olan olayları anında şimdinin gözüyle gerçek bir şekilde ifade etmek için o dönemleri kullandığını söylüyor. Rossellini haklı gibi duruyor ya. Hı-hı. Benim bölümümü böldüm o. Evet. Estağfurullah. Kesinlikle zaten filmde kullandığı platolar da gerçek platolar. Bilmiyorum gerçek mi, yalan mı? Ben filmi izledikten sonra bu kanaatin olmadığını düşündüm. Çünkü her yerde şöyle yazıyordu. İşte Rossellini o kadar gerçekçi olmasını istemiş ki filmin. Sanatçı seçmemiş. Sadece doğal insanlar, yani normal rutin insanları seçmiş. Amatör filminde. Oyuncular. Amatör oyuncuları seçmiş. İki oyuncu hariç. Ama oyuncuların geneli de, sadece o halktan olan kalabalık toplum hariç, diğerlerini profesyonelce oynadığını düşünüyorum. Bilmiyorum, aynı fikirde misiniz? Oyuncular iyi ama ikisi sadece profesyonel. Hı hı. Diğerleri amatör. Daha önce oyunculuk yapmamış. Böyle bir profesyonel oyunculuktan gelme insanlar değil. Bundan daha önemlisi şu. Roma, o dönemin Roma sokağına inmiş. Hı hı. Kamerayı rastgele, işte o insanlar görülüyor. Yani Roma'daki yaşayan insanların, hı hı, işte sefaleti ya da durumu direkt bir belgesel gibi filmin içerisine girmiş. Peki hocam, öncelikle İtalyan yeni gerçekçilik akımı hakkında bilgi verir misiniz? Aslında İtalyan yeni gerçekçilik bir gerçeklik arayışı, bir düzlem arayışıyla alakalı temellendirilmesi gerekebilir zannedersem. Çünkü sinemanın ortaya çıkışı ve gelişmesi biliyorsunuz iki kanallı olmuş. Yani bir milliyetin kurmaca yönünde ilerleyen bir sinema. Bir de Florentino'nun ve ondan önce Lumière kardeşlerin belgesel nitelikli, biraz daha olanı göstermeye, gerçekliği göstermeye yönelen gerçekçi filmleri. Bunlar içerisinde o montajcı ya da kurgucu geleneğin ortaya çıkarttığı bir Hollywood sineması var. Ve o Hollywood'dan beslenen dünyada ulus sinemaları var. İtalya'da da bu var. Bir de İtalya'da da işte Mussolini ile birlikte ortaya çıkmış bir propaganda aracı olarak kullanılması sinemanın, böyle bir negatif durum var, olumsuz bir durum var. Onun içerisinde ona karşı ortaya çıkmış bir İtalyan yeni gerçekçiliğinden bahsetmemiz lazım. Yani bir konumlandırma, bir pozisyon algılaması şart, bir anlamlandırması şart. O bağlamda bir etki tepki prensibi de söz konusudur diye düşünüyorum. Tabii yeni gerçekçilik, o eğlence, biraz önce bahsettiğiniz anlamda işte halkı, insanları uyutma, oyalama olan sinemanın dışında gelişen bir ideoloji var. Sosyal sınıfların batıda özellikle işçi sınıfının ve memur sınıfının tepkileri var. Yaşanılan savaşlar var. 1. 2. Dünya Savaşı, faşizan yönetimler var Almanya'da, İtalya'da. Tüm buna karşı bir sokaktaki insanı savunma, onu merkeze alma pozisyonunda unutmamak gerekir o durumda. O gerçekçiliğin hani bir yönü belki siyasal, bir yönü bireysel, ama André Bazin'in söylediği şeyi de unutmamak lazım, uyarıyı. André Bazin biliyorsunuz en önemli sinema teorisyenlerinden. O şöyle ifade ediyor, diyor ki gerek Rossellini'nin filmi gerekse İtalyan yeni gerçekçilik akımı gerçek manada bir siyasal duruş içermiyor. Bireysellik ve bireysel toplumsal gerçeklik sadece belgesel niteliği de ön plana çıkmada, biraz daha bariz bir şekilde, evet, ortaya çıkmada gözler önünde diyor.
Hani onu da unutmamak lazım. Hani bazı değerlendirmeler bunu İtalyan yeni gerçekçiliği, Marksizm veya işte komünizm bağlamında siyasal bir zeminle taşımak isteyebilir ya da öyle düşünülebilir. Yan yana koyma çok kolay gelebilir ama orada da hani bir soru işareti var. Çünkü belki bahsedeceksiniz ya da soracaksınız ama Rossellini'nin sonraki filmlerinden olan İtalya'da Yolculuk filmi mesela bireysel bunalıma kadar gidiyor ve bir noktada bir karakterin bireysel bunalım, özellikle kadının, bir önceki film de öyle, Avrupa 51 filminde mesela bir kadının içsel bunalımı ya durumu na odaklanıyor ve o bireysellik de ön planda. Hani toplumsal gerçekçilik bağlamı var ama bir noktada da bireysel gerçekçilik iç yolculuğu, bir içsel yolculuk olarak da anlaşılabilecek bir sinema bir yönüyle. Hani Çok onu da doğru. unutmamak lazım diye düşünüyorum. Hani hep yeni gerçekçilikle ilgili ilkeler vesaire sıralanır ya hani şu şudur şöyle olur, oyuncular şöyle seçilir, şu gerçeğin yansıtılmaya çalışılması ön plandadır gibi ilkesel belirlenimler ortaya çıkarılmaya çalışılır ama bu dar bir çerçeve İtalyan yeni gerçekçiliği anlamı ve sonrasında Fransız yeni dalgayı değil mi hocam? Şimdi dediklerinize katılıyorum çünkü ilk zamanlar Mussolini'nin desteklediği filmler yapmış Rossellini. Lakin bu Roma Açık Şehir filmi tamamen sinema endüstrisinin bir karşı çıkışını da simgeliyor. O yüzden ikon olmuş Rossellini ki kendisinden sonra da Fransız yeni dalgasına çok etkilemiş. Az önce bahsettiğiniz en büyük sinema kuramcısı Bazzini, daha sonra Godard'ı ve hatta İtalyan ünlü yönetmen Antonioni'yi bile etkilemiş. Evet, doğru. Godard'ı mesela Avrupa 51 özellikle ve O yüzden İtalya'da yolculuk filmleri. aslında Rossellini'ye sadece İtalyan yeni gerçekçiliğin öncüsü denmiyor. Fransız yeni dalgasının da babası deniyor. Çünkü onun Tetikleyicisi, ortaya adımlarıyla, çıkarıcısı değil evet, mi? çünkü çok etkilenmişler. Biraz filmden bahsedelim. Filmin senaryosunu üç ünlü kişi yapıyor. Birisi Rossellini, birisi geçen hafta bahsettiğimiz Fellini, diğeri Antoni'ydi galiba. Unutmuş olabilirim. Olabilir. Bu üç kişi etkilendikleri kitap John Steinbeck'in Ay Battı isimli kitabı. Ben kitabı okumamıştım ama özetine baktım. Hakikaten birebir aynası. Orada da şey diyor, buradaki anlatılanlar hiçbir toplumu, hiçbir zümreyi anlatmıyor. Tamamen hayali bir üründür diyor. Filmin başlangıcında da hatırlarsanız ilk sekansında buradaki olaylar işte gerçekle bağlantısı yoktur diyor. Orada da bilinmeyen zamanda, bilinmeyen bir şehirde askeri inzibatın yaptıkları anlatılıyor. Burada da öyle. Bir de Ekleyeyim. Bir cümle daha var. Bu Roma'nın sokaklarını yansıtmaktadır. 1944 yılı diye de bir cümle Neden var. açık şehir Açık olduğunu şehir, da evet. söylemek ister misiniz? Hani ismi Buyurun, neden buyurun. Roma Açıkşehir? Hitler Roma'yı aldıktan sonra, Mussolini ile anlaştıktan sonra Roma'da bir silahsızlanma başlatmışlar. Yani Roma'da hiç kimse silah kullanmayacak ya da orası işgal edilmeyecek falan gibi. Ama yine içten içe insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmuşlar. Silah kullanmalarına gerek yok. Bir yerin başka kimseler tarafından işgal edilmesi bile psikolojik bir travmadır değil mi hocam? Evet. Burada da o insanların savaş karşısındaki yıkımı, travmatik durumları çok net ve güzel bir şekilde O anlatılmış. 9 aylık mıydı yanlış hatırlamıyorsam bir işgal var değil mi? Naziler ve Nazi yandaşları, müttefik yereller onlarla o yaşanılan sıkıntılar, bunalımlar, belirttiğiniz psikolojik durumlar hem toplumsalda hem bireysel ilişkilerde o üç ana karakter değil mi? Naziler her girdikleri yeri böyle darmadağın etmişler, tarih falan gözetmemişler. Ben hatırladığım kadarıyla Paris'in valisi anahtarı götürüp kendisi teslim etmiş Hitler'e. Şehrimize dokunma, buyurun anahtarı veriyorum, yeter ki o tarihi güzellikler bozulmasın diye. Prag da aynı şekilde, Hitler de Prag'ı görünce çok etkilenmiş güzelliğinden ve kıyamamış oraya. Roma'yı bilmiyorum. Plato'da delik deşik de her yer. Evet. Ama herhalde kutsal mekanlara dokunmamıştır Yani o yaşanılan olumsuzluklar mekanlara yansımış. Filmde bunu görüyoruz. Hitler. Ve sokağın, çarşının, şehir merkezinin durumu iyi değil filmde onu görüyoruz. Bir belgesel yönü var filmin değil mi? Evet.
Bir de köprü kurmak gerekirse ben Palm Sokağı çocuklarına çok benzettim. Oradaki çocukların direnişe katılması, beraberce hareket etmesi, pederle birlikte pederi koruyucu davranışlarda bulunması. Hatta peder ölüme giderken hepsinin toplanıp işte bir ıslık çalması. Hatta çocukların Milano şarkısıyla pederi ölüme uğurlaması ki son sekansı herhalde dünyanın en güzel ya da en dramatik idam sahnesidir. Pederin öldürüşünü hatırlıyor musunuz? Yani bu şuna dizilmesi, bir de çocuğun annesini kaybetmiş biraz önce. Sonrasında baba yerine belki de koyduğu annesinin evleneceği kişi. Sonrasında Size baba diyebilir miyim? pederin o şekilde öldürülmesi gerçekten acı. O özellikle İtalyan yeni gerçekçiliğinde, hani biz De Sica'nın Bisiklet Hırsızları'nı da hatırladığımızda İtalyan yeni gerçekçi acı çok güçlü vurgulanıyor yer yer ama gerçekçi bir şekilde. Yer yere de sanki melodram durumları birden çıkıveriyor. Yeşilçamvari melodramlar görüyoruz. O İlginç. da aslında çerçeveyi, o İtalyan yeni gerçekçilikle ilgili çok fazla yazılıp çizilen çerçeveyi yıkıyor. O çerçeveler çok önemli değil gibi bir his uyandırıyor. Bir başka noktada, hani komünist direnişçiler, faşizme karşı komünist direnişçiler bir tarafta ama bir tarafta da ana karakter figür peder ve peder koruyucu. Ayrıca filmin kaderciliği, Hristiyan Katolik bir çerçevede anlamış olması ve burada Rossellini'nin kendisinin bazı noktalarda Hristiyan Katolik düşüncesine sadık kaldığını ama bir taraftan da o direnişe, devrime yönelik bakış açısı gerçekten ikisinin bir arada olması. Hani bir tarafta Katolik Hristiyan Dengeyi inancının, sağlıyor. bir tarafta da işte direnişçi, devrimci bir yaklaşımın yan yana olması çok enteresan bir durum diye düşündürtüyor insanı yani gerçekten. Filmde şu sahne çok ilgimi çekti. Hatırlayın o sahneyi. Fırının yanında insanlar işte ekmek ekmek diye çırpınıyorlar. Arka taraftan fırında çalışan kadınlar gizlice ekmekleri alıp işte fakir halka dağıtıyorlar. Sonra kadının biri kek parçaları bulmuş fırında ve o peder değil de başka bir din görevlisine gidip işte hani un yoktu bakın kek var burada diye gösteriyor. O da diyor ki merak etme cennette bol bol kek yiyeceksin. Çok dramatik geldi bana. Sonra filmin baş karakteri mühendis, onun o işkence sahnesi bana Hazreti İsa'ya termih gibi geldi. İnanılmaz derecede. Sonra onun işte Hazreti İsa gibi birisinin ispiyonlaması, sanki onu Hristiyanlık temasını da Aynen. vurguladı. Acı dediğimiz şey zaten Hristiyanlıkta bir tarafı haz olan iki madalyon. Haz dediğimiz haz ve acı. İsa'da bir taraftan fedakarane, kendisini feda etme. Burada da aynı dediğiniz gibi İsavari bir konuşmama hali, işte tüm o Nazi işkencesine karşı duruş birleştirilmiş bunlar. Hani Hristiyan Katolik inancıyla direniş birleştirilmiş, devrim. Sanki. Bu enteresan bir kategori, yani çapraz bir şey. Bu normal değil aslında. Sonraki sinema akımlarına da yansımış gibi görünmüyor çok fazla. Ya da benim aklıma gelmedi bu etkilenme babında yani her ikisini birlikte düşünebilme belki var ama çok belki güçlü örnekleri yok yani bunun. Roma Açıkşehir 1944'ler 45'ler için o film çok güçlü. Bugün için baktığımızda belki bazı şeyleri çok oturtamıyoruz zihnimizde ama bugüne getirdiğimizde anlamsa, felsefi, sanatsal yönünü bugüne taşıdığımızda müthiş bir film. Dramatik yapıyı koruyarak bunu sağlamış olması. Hani klasik dramatik yapı nedir? Bir olay örgüsü vardır. Bu filmde de var. Halbuki biz bakıyoruz Rossellini'nin önceki filmlerinde dramatik bir olay örgüsü yok. Bu filmde ilk defa ortaya çıkmış. Belgeselci ve daha ziyade işte Hocam bağlantıların sanki zayıf olduğu filmler. bana şöyle geldi. Ulusal bir kurtuluş filmi gibi de geldi. Çünkü din adamını da içine katıyor kurtuluş için. Sonra işte baş karakterlerin, halkın tamamının aynı amaç için çalışması. Sanki o zaman bir birleştirici etki olmasına Doğru. Bir simgelemiyor oyun acaba? var. Bir de bireyselin iç bunalımına kayan bir yönde var. Bu tam olarak şeyde yok, bu filmde yok. Sonraki filmlerde kayış var. Üçüncü, triyolojinin üçüncü filmi, üçlemenin üçüncü filmi olan Almanya 0 yılında Rossellini bir çocuğun, 13 yaşındaki bir çocuğun gözünden savaşın sonuçlarını, Berlin'deki
savaşın sonuçlarını ve ölüme gidişini anlatıyor. O aslında bireyselle yine ağır savaş sonuçlarının çocuklukta geleceğe yönelik olarak, hani bu filmde de çocuğun gözünün önünde annesinin öldürülmesi ve çok güvendiği pederin öldürülmesi, kurşuna dizilmesi, onları görmesi, geleceğin aslında öldürülmesi vurgusu. İmgeselde çok güçlü noktalar var bunun gibi. Hani bu yönüyle sanatsal yönüne de geçiş yapabiliriz, bilmiyorum siz. Evet, çok doğru. Sinematografisi değil mi? Evet hocam. Bu savaş üçlemesinden birincisi. İkincisi de... Hem şehri 1900 kaçtı? 46. Roma açık şehri 1945'te, hem şehri 1946'da ve Almanya 0 yılı, 48'di yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra bu savaş üçlemesini kapattıktan sonra biyografilere geçmiş. Hatta Rossellini'nin son filmi Mesih'i anlatan Mesih isimli film. Belgeselden sonra dramatik filmlere, sonra da neye geçmiş? Biyografi gibi düşünebiliriz, evet. Küçük bir magazinsel bilgi vereceğim. Benim çok sevdiğim Ingrid Bergman'ın da eşi. Avrupa 51'de ve şeyde oynamış, iki filmde değil mi? Oynayan. Hatta bunun filmlerinden çok etkilemiş, bu İtalyan gerçekçilik filmlerinden çok etkilenmiş ve Amerika'dan mektup yazmış. İşte filmlerinizi çok beğeniyorum, sizinle film çevirmek istiyorum diye. Daha sonra da 3 tane çocuk ediniyor. Birisi de Isabelle Rossellini, yine çok sevdiğim İtalyan bayan sanatçılardan. Küçük bir bilgi de var, şöyle bir bilgi. Bu test edilmesi lazım. Michelangelo Antonioni'nin İtalya'da Yolculuk filminden çok etkilendi. Avrupa 51 ve İtalya'da Yolculuk filminden. Bu da, bu etkileşimde önemli. Godard'ın da aynı şekilde bu son iki filminden çok etkilendiğine dair bilgiler var. Test edilebilir. Yani karşılaştırmalar yapılabilir. Deleuze zaten şöyle bir cümlede kuruyor. Bu arada her filmde Deleuze geliyor, evet, giriyor. Çünkü sinemanın felsefesini ondan daha güzel anlatan yok. En büyük teorisyeni, felsefecisi bence de. Ya ben de bu görüşe katılıyorum. Her film müzakeremizde, tenkidimizde de onun bir bağlantısını yapıyoruz. Dikkat edilirse. Deleuze mesela Fransız yeni dalgası, sonra ortaya çıkan İtalyan'ın gerçekçiliğe göre Fransız yeni dalgasının anlaşılması için İtalyan yeni gerçekçi filmlerin anlaşılması gerektiğini üzerinde ısrarla duruyor. Bir başka noktada imgenin dönüşümü, hani eylem imgeden, hareket imgeden zaman imgeye geçişin belki de altyapısını tespit etmek lazım. O Fellini'de de, De Sica'da da, Rossellini'de de. Hani Jacques Rivette de Charles de Sinema'nın önemli eleştirmenlerinden, yönetmen. O mesela yine bu bağlantıyı kuruyor. Sadece Deleuze değil, başkaları da var. Bu bağlantıyı kuranlar var. Muhtemelen bu izleyi takip etmek gerekir. Biz de herhalde seçtiğimiz filmlerde, değil mi hocam? Kesinlikle, buna dikkat ediyoruz. İzleyi takip ediyoruz. Sinema tarihi güncelle birlikte o hareket imge, zaman imge üzerinden okuma, felsefi sanatsal düşünmeler yapmaya çalışıyoruz. Bir şey daha belki de gündeme getirmek gerekir. Hani sanat ve siyasal gerçeklik, toplumsal gerçeklik ya da bunun propagandaya dönüşmeden, sanatsallığı içerisinden çıkmadan nasıl bir sanat getirilir, filmine dönüştürülür, felsefi bir filme dönüştürülür? Bunun örnek, iyi bir örneği diyebilir miyiz mesela bu filme, Rossellini'ye? Kısmen denilebilir diye düşünüyorum yani ben bu noktada. Hani düşünülemeyecek yönleri de var. Mesela o dramatik yapı, yer yer filmdeki melodram havası. Evet, biraz engelliyor ama hakikaten de bazı başka, hani sanatsallığa çağrıcı çok fazla örnekler de var filmin içerisinde. Hani bir ideolojik söyleme bürünmemiş ama gerçekliği, yani mesaj kaygısı olmadan gerçekliği sıradan insanların dünyalarından ve belirli bir gerçeklik düzeyi olarak, hani bu muhtemelen buna benzeyen olaylar, burada anlatılan, özellikle Roma Açıkşehir filminde anlatılan olaylara benzer olaylar yaşanmış İtalya'da ve bir zafere de gidilmiş. Yani en sonunda zaten Mussolini devrilmiş, evet, daha devrilmiş, sonra asılmış ve günlerce meydanda bırakılmış ki insanlar işkence yapsın cesedine diye. Nefret ediyorlar Mussolini'den. Evet.
faşist tavırlarından. Neyse, 1946 yılında Altın Palmiye alan 10 sinema filminden biri. Ben çok merak ettim, neden 10 tane filme verilmiş Altın Palmiye? Herhalde o yıl Her katılana vermiş herhalde. gelen filmler çok iyi. Ya çok iyi. Genelde Cannes Film Festivali, Altın Palmiye özellikle, genellikle seçicidir. İki filme birden verdikleri zamanlar da Ama oluyor. burada 10 filme birden Yani vermişler. gelen filmlerin hepsi iyi olmuş olabilir. İyi Ya da irdelemek lazım. şu da olabilir mi? Yani Savaş yılları film çekilmek çok zor. Film destekleme amacı çekenleri olabilir. desteklemek Doğru. amacıyla Ama bunlar. yine de o durumu ortaya çıkaracak, yani kandaki durumu ortaya çıkaracak yapı çok güçlü bir yapı. Entelektüel düzeyi, altyapısı güçlü bir yapı. Hani bir Oscar gibi düşünemeyiz. Bir yönlendirme gibi düşünemeyiz mesela. O kandaki şeyi, ortak vizyonu sanatsal ve felsefiliğe atıf yaparak düşünmek lazım bence. Evet, filmi sinematografik yönden inceleyecek olursak, öncelikle gerçek bir plato kullanılmış, başta söyledik. Sonra Hani insanlar. mekanlar gerçek ortamlardan, oyuncuların çoğu profesyonel oyuncu değil, insanlardan seçilmiş. Bu önemli. Konuşmalar da daha önce yazılmış değil, doğaçlama yapılmış. Doğaçlama, evet. Yakın plan, orta plan ve uzak plan tüm çekimler mevcut. Özellikle o işkence sahnesinde yakın plan, pederin yüzü yakın plan, uzak köprü çekimi ya da apartmandan aşağıyı, o hatırladınız mı? Apartmanın Evet. çatısından aşağıya çekiş, o da uzak plan. Hepsine örnek var. Evet. Evet hocam, başka söylemek istediğim bir Işık, şey var doğal mı? ışık kullanılmış. Bu da önemli. Zaten siyah beyaz bir film. Hareket imgeden zaman imgeye ya da kristal imgelere geçişler var denilebilir yer yer. Ama şunu da belirtmek lazım. Hani bu film yeni dalga ve sonrası sanat, felsefi sanatsal sinemalar için bir öz Öncü. niteliğinde, öncü niteliğinde bu yönüyle çok takdire şayan bir film. Yani biz şimdi bugünden Bakınca değerlendirdiğimiz zaman hataya düşeriz. yanlışa düşebiliriz. Dönemi içerisinde evet çok önemli bir film. Özellikle de bu oyunculuk meselesinde bir çığır açmış olması. Hani Bresson'da da var aynı durum. Oyuncuya Gastele karşı çıkış. Bartazar'daki Evet. mesela. Bunlar önemli. Hollywood karşıtlığı önemli. Mesela Hollywood tarzı olmaması önemli. Bu da sinematografisinde farklılıklara yol açmış zaten. Biz onları seyrettiğimiz zaman hissediyor, Anlıyoruz, algılıyor, hissediyoruz. düşünüyoruz. Evet. Rossellini'nin bir cümlesiyle kapatalım isterseniz hocam. Diyor ki, bir şeye başlamak istiyor da ne yapacağınıza karar veremiyorsanız yapacağınız en zor işi yapın, başarılı olacaksınız diyor. Rossellini de çok başarılı bir yönetmen. Ev eşyalarını satacak kadar filmi Evet. tamamlamak için Evet, öyle o tutku kadar. sahibi bir sinema Ne yönetmeni. yaparsanız yapın Belki de tutkuyla. öyle olmalıyız hepimiz. Evet. Yapmak istediğimiz Yapacağımız şeyi. işi tutkuyla bağlanmalıyız hocam. Evet. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Takipçilerimize de teşekkür ederiz. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın.